Başkanım, asriyat olarak, geleneksel olarak her sene düzenlediğiniz iftar yemeğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlediniz. Öncelikle iftar ile ilgili düşüncelerinizi ve detayları alalım. İftar bizim geleneksel olarak yaptığımız, her yıl düzenlediğimiz bir program. Bu yıl da onur konuğumuz Cevdet Yılmaz Bey'di. Sağ olsun, Allah razı olsun kendisinden. Hem katıldı, bizi onore etti, şeref verdi. Hem de ekonomi ile ilgili bizim de sorduğumuz bir takım sorular vardı. Dile getirdiğimiz sorunlarımız vardı. Bunlara açık yürekliyle cevap verdi. Tabii bunun bir seçim öncesinde olmanın da bir önemi var. Türkiye'nin istikrarının devam etmesi için seçimler çok çok önemli. Bu bir yerel seçim ama Türkiye'de maalesef genel seçim havasında geçiyor. Biz iş insanları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye 100 yılını destekliyoruz ve inşallah bu doğrultuda da elimizden geleni yapıyoruz. Başkanım, aslında dernek olarak bir temanız var. Kıst çağrısıyla üyelerinize sesleniyorsunuz. Kıst nedir ve bunu motto olarak almanızdaki hedef neydi? Aslında bizim birinci önceliğimiz, birinci mottomuz önce nitelik. Önce nitelik diyoruz. Ne yaparsan yap, nitelikli iş yap diye düşünüyoruz. Ama bu sene özellikle kıst çağrısını gündeme getirdik. Bu kadar adaletsizliklerin, bu kadar zulümlerin, bu kadar soykırımların başta Gazze olmak üzere yaşandığı bir dünyada niçin mazlumlardan yana değilsin, niçin adaletten yana değilsiniz çağrı Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle kız çağrısı olarak denedik. Niçin kız sevdalarından yana değilsiniz? Niçin kısta yardım etmiyorsunuz konusundaki vurgumuzu bir kez daha halkımızla, üyelerimizle paylaşmak istedik. Bu vesileyle de bunu dile getirmek istedik.